Orhan, hadi gidiyoruz oğlum. Nereye baba? Sana bayramlık ayakkabı almaya. Yaşa babacığım. Senin bir isteğin var mı anam? Sağ ol oğlum. Sen Orhan'ı sevindir yeter. İşini burada. Nasıl bırakıyorsun? Burada gel, gel buraya gel. Selamün aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam. Sağ ol. Dükkana göz kulak ol, şimdi geleceğim. İçeridekilere bakalım, bu sana büyük gelir. İbrahim kardeş, pazar yerinde Rıfat'ı gördüm. Kamil'i takip ediyordu. Nasıl, beğendin mi bayramlıklarını? Beğendim baba, çok beğendim. Çıkar da sarayım. Elimde götüreyim mi baba? Peki oğlum. Hayırlı olsun. Bu ayakkabıları hiç giymeyeceğim baba. Neden Orhan? Eskirmez sonra. Giymemek olur mu oğlum? Senin bayramlık ayakkabıların bunlar. Kamil. Kamil, kardeşim, koçum benim, kardeşim benim. Nasıl kıydılar sana? Nasıl kıydılar? Allah'ıma, dinime, şerefime, namusuma, Kur'an üstüne yemin ederim ki senin kanın yerde kalmayacak. İntikamın alınacak. Sen kardeş olarak yapmazsan ben yaparım. Ben de yapamazsam oğlum yapar. Babanı vuranı gördün. Onu hiç ama hiç unutma Orhan. Bana bir şey olursa bu görevi sen yükleneceksin. Siz yükleneceksiniz. Kanımızı asla yerde bırakmayacaksınız. Kalırsa. Kanımız yerde kalırsa. Hiçbirinizi affetmem. Bilmiş olun. Haram ederim sütümü. Haram ederim. Aslan oğlum benim. Babasız bıraktılar seni. Allah'tan bulsun onu vuranlar. Şimdi içtiğim dilim yandı. Amanın amanın. Döküldü kilim yandı. Kız sana hayranım. Döküldü kilim yandı. Orhan. Oğlum büyük annen çağırıyor seni. Yaklaş. Türkü söylemek için yaşamıyorsun bu dünyada. Babanın intikamı için yaşıyorsun. Anladın mı?
Hadi oğlum, sıra sende. Göreyim seni. Hadi yeğenim, hadi koçum benim, ateş et. Unutma kan davanı, babanı unutma. Hadi durma, ateş et, ateş, ateş. Nasıl yeğenim benim? Ateş, ateş. Aferin oğlum. Amcaoğlu, senden iyi nişancı yok bu yörede. Her attığını vuruyorsun valla. Büyük anamın, amcamın arzusu, istediği de bu değil mi Arif? Ama haklılar be amcaoğlu. Haklılar tabii. Orhan abi! Duydun mu abi? Tayyar'ın kızı Emine'yi Hüseyin'e vermişler. Kız elden gitti yani. Orhan'a kız mı yok bu kasabada? Yok ya, kanlısı sağa dolaşana kız vermezler, bilmiyor musun? Belki de böylesi daha iyi oldu. Babam seni istedi abi. İyi talimler. Silah kullanırken sanki başka bir adam oluyorsun Orhan abi. Ben de ateş edeyim mi Orhan abi? Ayşe çoktan elden gitti. Babasının kanı yerde duran adama kız vermezler akılsız torunum. Kanlısı sağ olan adama değil evlenmek, yaşamak bile haram. Yaşamak bile. Büyük annen haklı oğlum. Ne çare ki haklı. Çok gecikti bu iş yeğenim. Çok gecikti. Babanın mezarda kemikleri sızlıyordur mutlaka. Ne yapabilirim amca? Yeri yurdu belli olmayan bir insanı nasıl bulurum? Belki de ölmüştür. Çekip gitmiştir bu dünyadan. Olmaz. Olmaz. Rıfat eceliyle ölemez. Biz öldürmeliyiz onu. Sen, ben veya oğullarımdan biri. Ama mutlaka bizden biri. Resul Efendi Bilal'den haber getirdi. Rıfat'ın izini bulmuş. İşte babanın katili bu adam. Sonradan adını değiştirmiş. Bu fotoğraf 20 yıl önce çekilmiş tabii. Şimdi değişmiştir ama olsun. Sen onu ne yapar eder bulursun. Geldi. Ölüm saati geldi namussuzun. Bulacak. Bulacak onu. Azmin elinden bir şey kurtulamaz. Mecbursun. Bulmalısın. Töre böyle. Kana kan, cana can. Sana Bilal'in adresini vereceğim. Önce onu bulman lazım. Silahı yalnız onun için kullanacaksın. İşini bitirir bitirmez hemen buraya döneceksin. Ondan sonrasına karışma sen. Tamam amca, anladım. Eğer sen yapmazsan oğullarımdan biri mutlaka yapacak.
Bu görev bana düşer. Ölen benim babam. Git. Öldürmeden dönme. Vuramazsan kendini vur. Git. Yorulmuyoruz, giderim ben. Şoseye kadar geçirelim amcaoğlu. Peki. Bana oradan kadınça bravo verir misin? Duymadın mı kardeşim? Ne tuhaf adamsın. Kardeşim versene istediklerimi. Ne bakıyorsun öyle? Ben de gazeteciyi bekliyordum. Siz gazeteci değil misiniz? Affedersiniz. Buyurun efendim. Ne istediniz? Kadınça bravo, erkekçe. Ne bakıp duruyorsun be? Ömründe insan görmedin mi? Kusura bakma arkadaş. Yanlış anlaşıldım galiba. Ne küstahlar var şu dünyada. Gidelim sevgilim. Allah için çok güzel kız hani. Evet, çok güzel. Bir şey soracaktım sana. Sor. Zeytinburnu'na nasıl gidilir? Bak şimdi abi, şuradan dolmuşa bineceksin. Ne istiyorsunuz? Bilal'i arıyordum bacım. Boyu devrilsin onun. Tadır gelmiyor eve. Ne yiyip ne içiyoruz haberi var mı? Onun yüzünden sefil olduk, mahvolduk. Ne oldu Ayşe bacı? Kimi aradın arkadaş? Bilal'i arıyordum. Niye arıyorsun? Hemşerim olur. Yok burada. Ayşe bacı, ben konuşurum arkadaşla. Sen içeri gir. Arada sigara işine falan gider. Bilal'in ne zaman geleceği belli olmaz. Çok mu lazım bu? Lazımdı ya. Neyse, bulamam artık. Vallahi sana yardımcı olmak isterim ama onu bulmak zor. Asıl benim aradığım Rıfat diye biri. Adresi yok mu? Yok ama bir resmi var. Adres olsa kolay bulurdu.
Bilal'i tanıyormuş. Haber gönderdi de geldi. Bana bak. Seni sevdim arkadaş. Bu koca şehirde yalnız bırakmayacağım seni. Önce Bilal'in gittiği kahvelere bakalım. Belki yerini bilen vardır. Bakar mısın? Rıfat diye birini arıyordu. Kim bu adam? Ne iş yapar? Bir resmi var bende. Vallahi tanımıyorum. Getir hele bir bakayım. On beş sene evvel buralarda otururdu. Ama şimdi bilmiyorum. Kim bilir nerelerdedir. Şurada bir kahve daha var. Bir de oraya bakalım. Hı, bakalım. Hadi gel. Bu adamı tanıyor musun? Bakayım. Hayır. Hiç gelmez. Takılmaz buralara. Sağ ol Şaban. Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı yok. Rıfat'ı bulmam şart. Sen bu adamı ne diye arıyorsun arkadaş? Sorma daha iyi. Pek hayırlı bir iş için değil galiba. Fazla karıştırma. Rıfat'ı bulmak zorundayım. Belki de ölmüştür herif. Keşke, keşke ölmüş olsa. Ama öyle de olsa bilmem gerek. Gel şurada karnımızı doyuralım. Balık yiyelim. Allah be! Açlıktan midem sırtıma yapışmıştı. Allah! Hesap. Ha, müsaade et ben edeyim. Olmaz. Yo. Ayıp ettin. Sağ ol abicim. Kimi arıyorsunuz? Kemal Bey'le görüşeceğiz. Randevumuz vardı. Ne istiyorsunuz? Gene eski defterlerimi karıştırıyor Azmi. Azmi abim de oturup konuşmalısınız. Yoksa aranızda kötü şeyler olabilir. Söyleyin ona, elinden geleni ardına koymasın. Son sözünüz bu mu? İlk sözüm de, son sözüm de bu. Hadi bakalım. Oo, hoş geldiniz Hülya Hanım. Hoş bulduk. Babam burada mı? Evet, burada efendim. Baba, neler oluyor burada? Kimdi o şekilsiz insanlar? Yok bir şey kızım. Baba, bak bir şey olduysa lütfen söyle. Ne olur, benden gizleme. Senden ne gizleyebilirim güzel kızım? Sağ ol be Recep kardeş. Kaç gündür işini gücünü bıraktın, benim derdime düştün. Hakkını ödeyemem. Ha, arkadaşlık öldü mü? Sev beni, sevsen ne olurdu? Al dedim şu gülümü, alsan ne olurdu? Nazlanma, nazlanma, fazla naz bıktırır. Benim ol bana gel sarıver seriver, desen ne olurdu? Sev dedim sen sev beni, sevsen ne olurdu? Al dedim şu gönlümü, alsan ne olurdu? Nazlanma, nazlanma, fazla naz bıktırır. Benim ol bana
bana gel sarı ver sevi ver desem ne olurdu? Oho. Doldur aşk kadehini, içip sarhoş olayım. Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım. Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında. Alsın Rabbim canımı senin kollarında. Al canımı ya Rabbim onun kollarında. Hadi, hadi. Geçtiğin bu yollardan yine geçeceksin. Ne ektin ise bir gün onu biçeceksin. Aldanma, aldanma, dünya halidir bu. Aldın benim ahımı, sen de seveceksin. Geçtiğin bu yollardan yine geçeceksin. Ne ektin ise bir gün onu geçeceksin. Aldanma, aldanma, dünya halidir bu. Aldın masum ahımı, sen de seveceksin. Oho. Daha dün bir çocukken sevmek nedir bilmezdim. Karşıma çıksaydım önünde eğilmezdim. Çektirdim çok çektirdim aşkın yollarında. Alsın Rabbim canımı senin kollarında. Al canımı ya Rabbim onun kollarında. İşte böyle eski dost. Başka bir emriniz var mı efendim? Sağ olasın. Hesap beyefendi, kapatıyoruz. Hesap dedik beyefendi. Peki. Mı çalmışlar? Aha, biz bu ağızları yemeyiz. Senin gibilerini çok gördük. Yok be kardeşim, gerçekten paramı çalmışlar. İnanın ki paramı çalmışlar. Uzatmayın da hesabı ödeyin. Müsaadenizle efendim. Bir dakika. Ne oluyor hesabı burada? Hesabı ödemiyor abi. Biz ödetmesini biliriz. Çalınmamış olsa, param olsa ödemez miyim? Paran yoksa ne diye geliyorsun? Yalan mı söylüyorum be? Durun bakalım. Mesele nedir? Anlat bakalım. Hesabı ödemeyen bir serseri Kemal Bey. Paramı çaldılar diye numara yapıyor. Ayıp değil mi be? Delikanlı adam. Neden yalan söylesin?
yanındaki adam çalmış olmasın? Olabilir. Rahat bırakın delikanlıyı. Ziya Bey, bu delikanlı ile ilgileneceksiniz. İşlerini halledinceye kadar muhasebeye yardım etsin. Geceleri de misafirhanede kalsın. Emredersiniz. Tanıdım seni, yaramaz kızım benim. Baba, hani bugün beraberdik? Çok işim var kızım. Ya anlamam, söz vermiştin. Sizin ne işiniz var burada? Gazete, dergi satmaktan iyidir. Tanışıyor muydunuz? Biraz. Hadi baba gidelim. Hadi. Buyurun içeride konuşalım. Geçmiş olsun beyim. Allah'tan Orhan aramızdaydı. Keskin nişancılığı olmasaydı her yer harabeye dönmüştü. Orhan nerede? Müdür beyle aşağıdalar. Ucuz atlattık beyim. Geçmiş olsun. Bu yardımını unutmayacağım. Bir şey değil. Ben gerekeni yaptım. Ne olacak bu iş? İşi zorbalığa döktüler. Bazı tedbirler almamız şart. Ne yapacakları belli olmaz bu adamların. Hülya'yı da yalnız bırakmayın. Rıfat Kemal Bey evde mi hanım kızım? Şey bilmem ki ben. Buyurun buyurun. Vay kimleri görüyorum. Hoş geldin Demir. Nasılsın Rıfatçığım? Demir gibiyim arkadaş. Yahu nerelerdesin be? Hiç arayıp sormaz oldun. İş güç be Rıfat, hayat. Kızım, bu benim en iyi dostumdur. İnsan hapishane arkadaşını hiç unutmaz. Yıllarca beraber yattık, kader birliği ettik. Gel Demir, gel. Sen boşuna gelmezsin, gel. Birinin İstanbul'a seni öldürmek için geldiğinden haberin var mı Rıfat? Bu ne demek oluyor baba? Kimden duydun? Nazım'dan duydum. Kim olduğunu bilmiyorlar. Kahveler de seni arıyormuş. Genç bir adammış.
öldürdüğüm adamın oğlu olacak. Bu kan davası bela gibi bir şeydir. İnsanın sırtında bir kurşun dolaşıp durur. Aradan 25 sene geçse o kurşun adamın peşini bırakmaz. Bir gün mutlaka sırtında patlayacaktır. Kan akacaktır. Baba, ne oldu? Nasıl oldu? 25 sene önce bir hiç yüzünden dolduruşa gelip adamın birini vurdum. 11 sene hapiste yattım. Aftan yararlanıp çıktım. Adımı izimi kaybettirdim. Ama işte şimdi peşime düştüler. İşin kötü yanı peşime düşenin kim olduğunu da bilmiyorum. Peşinde bir Azrail. Dikkatli ol Rıfat. Kiminle uğraşacağımı şaşırdım. Bir yanda Azmin'in çakalları, öte yanda kan davalısı. Sana bilekli, yürekli bir adam gerek Rıfat. Galiba haklısın. En çok da Hülya için gerekli. Benim için mi? Evet kızım. Senin için. Buyur Orhan. Sağ ol. Benim dünyada canımdan çok sevdiğim en kıymetli varlığım kızımdır. Sen namuslu iyi bir delikanlısın. Bana yardımcı olur musun? Beni, daha doğrusu kızımı düşmanlarıma karşı koruyacaksın. Sağ olun. Sizin iyiliğinizi gördüm ama ben kimseye koruyuculuk yapamam. Yarın bir iş seyahatine çıkmak zorundayım. Çok önemli. Hiç olmazsa dönene kadar kızımı koru. Sonra ne istersen yap. Rica ediyorum senden. Peki. Kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ben kendimi korumayı bilirim baba. Keşke takmasaydın bu adamı peşime. Sen bu adamları tanımazsın kızım. Her şeyi yaparlar. Her kötülüğü. Ben dönünceye kadar sen tehlikedesin. Bu adamın her gittiğim yerde peşimde olmasını istemiyorum baba. Orhan iyi efendi bir insan. O yanında oldukça emniyette olacaksın. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Gel yavrum, kalacağın yeri göstereyim. İçimde bir duygu, gözümde bir hayal. Sanki sevecekmiş gibisin. Sevmek acı dolu, sevmek çile dolu. Çektirecekmiş gibisin. Aklımın başımdan, beni şu canımdan sanki edecekmiş gibisin. Ne sevdim diyorsun, ne de seviyorsun. Açmayan bir çiçek gibisin. Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat. Vazgeçilmez de senisin. İçimde bir duygu, gözümde
bir hayal, sanki sevecekmiş gibisin. Git başımdan. Beni bir gölge gibi takip etmenden bıktım artık. Ben keyfimden takip etmiyorum. İşim bu. Babam böyle olmasını istedi. Canım, sen misin? Geçti artık. Korkma, bırakmam seni. Yalvarırım, beni yalnız bırakma Orhan. Korkuyorum. Gene gelirler, lütfen gitme ne olur. Korkma, yanındayım. Korkma. Affet beni Orhan. Ne olur. Orhan babasının katilinin uşağı köpeği olmuş. Kim söylüyor bunu, yalandır. Bilal söyledi. İstanbul'da Orhan'ın arayıp arayıp da bulamadığı Bilal. O görmüş. Orhan. Orhan. Sabrımızı helak ettin. Mahvettin. 20 yıllık sabrımızı helak ettin. Oy Orhan. Kimselerin yüzüne bakamaz olduk. Bu işi ben temizlemeliyim. Ben varken sana düşmez baba. Annem babamı ben daha çok küçükken bırakıp kaçmış. Bu yüzden kadın nankörlüğüne hiç ama hiç tahammülüm yoktur. Bana bunları neden anlatıyorsun? Bence kadın erkeğine sonuna kadar sadık kalmalı ve sevmeli. Sevginin ne zaman yeşerip ne zaman solacağı bilinmez ki. Israr etme Bülent, gelmek istemiyorum. Ama sevgilim. Bana lütfen sevgilim deme. İyi geceler. Thank you.
Düne kadar şımarık bir kızdım. Sen benim dünyamı değiştirdin. Sevda ateşi insanın gönlüne düşmeye görsün. Yaşamak o zaman bir anlam kazanıyor. Ne olursun söyle. Beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. Orhan. Artık orada kalma. Köşk de bana yakın. Hem beni korumak için daha yakınımda olman lazım. Orhan, dışarıda birini gördüm. Bahçede dolaşıyordu. Dikkatli ol Orhan. Haklıymışsın Bilal abi. Kimse yok dışarıda, rahat uyuyabilirsin. Orhan, korkuyorum. Ben de yanında kalabilir miyim? Olmaz. Babanın yüzüne bakamam sonra. Tek başıma odamda uyuyamam. Korkuyorum, ne yapayım? Peki. Kapının önüne bir yer yatağı atar, uyurum. Tamam mı? İyi geceler Orhan. İyi geceler. Korkma artık. Hülya. Ne demek oluyor bunlar? Sen bana karışamazsın. Nasıl karışamam Hülya? Ben senin sözün değil miyim? Söylesene. Hayır değilsin. Ben sana herhangi bir söz mü verdim? Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Biliyorum. Seni bu ayarttı. Onun bütün derdi senin paran, malın. Bunu anlamamak için aptal olmak gerek. Git buradan Bülent. Kötü bir şey olmadan hemen defol. Kim bilir, Bülent belki de haklı. Sen varlıklı, zengin bir kızsın. Benim gibi biriyle ne yapacaksın? Lütfen böyle konuşma Orhan. Seninle nerede olsa yaşarım. Cehennemde bile. Bilmesin
o felek. Seni çok sevdiğimi duymasın kaderim. Seni istediğimi alırlar seni benden. Vururlar yüreğimden. Bilmesin, bilemesin seni nasıl nasıl beklediğim. Alırlar seni benden. Vururlar yüreğimden. Bilmesin sensizliğin bana neler neler çektirdiğini. Söyleme kıskanırlar. Söyleme. Ağlama dertini sanırlar. Ağlama. Çalarlar koparırlar. Çalarlar. Bizi bizden ayırırlar. Söyleme kıskanırlar. Ağlama dertini sanırlar. Çalarlar koparırlar. Bizi bizden ayırırlar. Bu sıralar peş peşe iş seyahatleri beni çok yordu. Anlatın bakalım, görmeyeli neler yaptınız? Baba. Sana çok önemli bir haberim var. Hayrola kızım? Baba. Orhan'ı çok seviyorum. O da beni seviyor. Eğer izin verirsen. Seni hiç bu kadar mutlu, sevinçli görmemiştim kızım. Gözlerin sevgiyle parlıyor. Ah baba. Çok mutluyum, çok. Allah'tan hep koç gibi bir oğlum olmasını istemişimdir. Demek ki kısmet bugüneymiş. Erkek adamın erkek damadı olurmuş derler. Hadi hadi. Neredeyse beni de ağlatacaksın. Hadi. Hatice Hanım'a biraz yardım et de sofrayı hazırlayın. Peki. Canım biraz daha içmek istedi. Gel otur yanıma. Seninle karşılıklı kadeh tokuşturalım. Sağlığınıza. Şaşırmadım desem yalan olur Orhan. Benim şımarık, huysuz kızımın her an bir yanlış yapmasından korkarken... senin gibi bir insanı sevmesi beni çok sevindirdi. Bakın Kemal Bey, ben de kızınızı seviyorum, hem de çok. Ama bir meselem var. Onu halletmeden bu evliliğin hazırlığına girmek istemiyorum. Anlat bana, sana yardımcı olabilirim. Bizim bir kan davamız vardı. Lakin aradığım adamı bulamadım. Kim bilir, belki de ölmüştür. 25 yıl önce, daha ben küçücük bir çocukken... adamın biri çarşı içinde babamı kurşunlayıp öldürdü. Büyük annemle amcam git bul onu, al babanın kan borcunu dediler. Aileme and içtim. Babamın katilini bulup öldürmeden memleketime dönmeyeceğim. Nerelisin sen Orhan? Aradığın adamın ismi ne? Maraşlıyım. Aradığım adamın ismi Rıfat. Kim bilir, belki de adını değiştirmiştir. İşte aradığım adamın resmi. Şimdi geliyorum ben. Yemek hazır. Hemen geliyorum. Ne yapmak istiyorsun?
çıldırdın mı? Sen karışma kızım. Bu iş ölüm kalım meselesi. Ben öldürmezsem o öldürecek. Bir akrep gibi evimizin içine kadar girmiş de farkında değiliz. Orhan'ı mı kastediyorsun? Nasıl olur? Niye? Orhan kim biliyor musun? 25 yıl önce öldürdüğüm Kamil'in oğlu. İstanbul'a beni vurmak için gelmiş. Ama henüz tanımadı. Yoksa çoktan vururdu. Yapma baba. Onu seviyorum. Babanı öldürmeye gelen kan düşmanını seviyorsun ha? Bu iş burada hemen bitmeli. Yalvarırım yapma baba. Aradığı adamın sen olduğunu bilmiyor. Eninde sonunda öğrenecek ama. Onu öldürürsen seni ömrümce affetmem. Benim ölümü çiğnemeden onu öldüremezsin. Önce beni vurmalısın. Çekil! O zaman önce beni öldür. Hadi, öldür. Bir tek şartım var. Derhal içimizden atacaksın onu. Gitmeli. Uzaklaşmalı. Peki. Ne oldu Hülya? Babam biraz rahatsızlandı da. Nesi var? Doktor çağırayım istersen. Yok canım, o kadar önemli değil. Yol yorgunluğundan olacak. İlacını verdim, yatırdım. İyi geceler. Neden ağlıyorsun? Mutluluktan. Sevinçten herhalde. İyi geceler. Hayat yaşatamazsın. Ben İstanbullu zengin bir kızım. Senin gibi biri ne verebilir bana? Ne yapmamı istiyorsun? Mercedes'ten inip köyündeki eşeğe binmemi mi? Herkes yerli yerine. Sen de memleketine dön. Özlemişsindir oraları. Durun, karışmayın siz. Git evimden. Ben seni her şeyden değerlisin sanmıştım. Bana bak yetti artık. Şimdi seni kuduz bir köpek gibi öldürürüm ha. Defol git buradan. Yıprattık sevgimizi. En acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi. Dil yarası, en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgime şefkattenmiş.
belki de çok mutlu olacak. Tutsaydık dilimizi, tam aşkı bulduk derken nasıl da kaybettik sevgimizi. Aşka doğru ilk adımlar ne ümitle doluydu. Seviyorum seni demek gönlümün tek yoluydu. Hasret bizi bekle, sevmek bizi bekle. Kaybolan tek biz değiliz. Bunca yıllık emekle dil yarası, dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkatlenmiş. Bir yarası, bir yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkatlenmiş. Bir yarası, bir yarası düğün hazırlıkları tamamlanıncaya kadar gezdir. Ne isterse yap. Bir tek kızım, her şeyim. Onun üzülmesini istemem. Sizi çok iyi anlıyorum Kemal Bey. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Nereye gitmek istiyorsan emret. Üzülmeni değil, neşelenmeni, gülmeni istiyorum. Bu işin içinde başka bir iş var. O kız iyi bir kızdı. Seni de seviyordu. Başka bir sebep olmalı. Ne olabilir ki? Evlenecektik. Sonra ertesi gün her şey birdenbire değişti. Hülya gitti, sanki yerine bir başka kız geldi. İnsanoğlu bu, belli olmaz. Ama bir tuhaflık var bu işte. Köşkün etrafından kuş uçmayacak. Şüpheli kimi görürseniz basın kurşunu. Emredersiniz efendim. Şimdi sizlere aşka, sevgiye, ihanet edenlere şarkısını okuyacağım. Gitti de gitti. Sevgilim gitti, ardına bile bakmadan gitti de gitti. Bu gönül olundu, almadan gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarım çaldı da gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarım çaldı da gitti. Thank you.
yaşamanın böyle dergin daha beter yine. Baş başa gün tarihinin en acı kaderine. Baş başa gün tarihinin acı kaderine. Amcaoğlu. Arif. Benim ya. Ne işin var burada? Niye geldin? Senin yapamadığın işi bitirmeye geldim. Gel bana. Ben ağlarım. Söyle şimdi. Sen perişan olmuşsun be amcaoğlu. Aşıksın. Hem de kime? Kanlına, babanı öldüren adamın kızına, babanın intikamını alacağına gidip onun kapısında fedai oldun. Bu yapılır mı be amcaoğlu? Kim babamın katili? Uyan artık. Hülya'nın babası Kemal, yani Rıfat Kemal. Rıfat Kemal mi? Şimdi anlaşılıyor her şey. Babanın kanı ne olacak amcaoğlu? Kan davası falan yok artık. Ölen ölmüş, kalan kalmıştır. Dünyada sevgiden, insan sevgisinden daha yüce bir şey yoktur. Seni bu İstanbul şehri bozmuş. Ne biçim konuşuyorsun? Öldürülen senin öz babandı. Benim de amcam, anlıyor musun amcam? Sen yapmasan ben yapmasını bilirim. Sakın ha, böyle bir şey yapmayacaksın. Hemen memlekete dön. Anama, amcama anlat. Hülya'yı seviyor. Bir gün sen de bana hak vereceksin. Vermeyeceğim. Hiç kimse hak vermeyecek sana. Arif! Arif dur! Nikah kıyılır kıyılmaz hemen Avrupa'ya balayına gidecekler. Çok isabetli olur efendim. Kutlarım. Tebrik ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin nerede? Yukarıda hazırlanıyor. Her şeyi biliyorum. Nerede kaldı Hülya? Hazırlandı Kemal Bey. Şimdi inecek efendim. Şu anda kaçmaktan başka çaremiz yok Orhan. Nereye istersen gelirim. Hayır. Kaçmayacağız. Yapmam gereken bir şey var. Babanı uyarmalıyız. Amcam oğlu Arif benim yapamadığımı yapmaya gelmiş İstanbul'a. Bir delilik yapmasını önlemeliyiz. Seni daha o gün gebertmeliydim Orhan. O gün bitmeliydi bu iş. Yapma. Yalvarırım baba, dur bir dakika dinle. Ne dinleyecekmişim? Beni öldürmesini mi bekleyeceğim? O benim can düşmanım. Dinleyin beni. Düşmanlık yok artık. Ben kan davası için gelmedim bu eve. Sevdam için, Hülya'm için geldim. Bir de seni uyarmak için. Bitsin artık bu kan davası. Senelerdir ne geçti elimize korkuyla yaşamaktan başka. İnsanlığımızı unuttuk, insanlığımızı. Aptal! Ne yaptın aptal? Ne yaptın?
Her şeyi berbat ettin. Doktor. Kurtuldu. Geçmiş olsun. Tatlı, güzel bir bebek. Öyle değil mi Orhan? Evet, öyle. Bu müjdeyi ailene de vermelisin Orhan. Haklısınız. Memleketime gidip onlarla konuşmalıyım. Üstelik kan gütmenin, düşmanlığın da sonu yok. Beni dinlerler. Korkuyorum Orhan. Onlar benim ailem. Onları inkar edemem. İyi de olsalar, kötü de olsalar ben onlardan bir parçayım. Beni mutlaka dinleyip anlayacaklardır. Doğru yaparsın Orhan. Gitmen lazım. Hülya'yı da al. Belki o zaman yüreklerindeki öfke yumuşar. Tamam, ben de geleceğim. Gidip annenin elini öpmeliyim. Hem ona bir torun doğuracağım. Sizleri çok özledim. Stop. Hem gelin hem torun getiriyorum. Stop. Cuma'ya oradayım. Stop. Orhan. Kalacaksın Orhan. Ebediyen burada kalacaksın. Burada. Toprağında. Hı.
Hep burada kalmalı ki biz de eskisi gibi rahat olalım. Ana! İbrahim amca! Büyük ana! Ben geldim, ben Orhan! Gelin getirdim size! Torun getirdim! Sevgi getirdim! Bela getirdin Orhan. Bela getirdin. Tüm kasabalıya rezil ettin bizi. Seni öldürmeye mecburum. Mecburum seni öldürmeye! Öldürmek, ölmek hiçbir şey halletmiyor İbrahim amca. Kan gütmenin, düşmanlığın sonu yok. Bak, boşu boşuna hapiste yatıyor Arif. Hapishaneler onun gibilerle dolu. İzin verin de ellerinizi öpeyim. Öldürmeye mecburum seni. Mecburum öldürmeye. İzin verin. İzin verin. Babamın kanlısının kızı da ellerinizi öpsün. Kin yerine sevgi tohumları eksin kasabamıza. İzin verin bize. Hıh.